Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Doğan Holding'i inceleyeceğiz. Doğal'da son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle son fiyat hareketlerine bakıldığında Mayıs ayıyla birlikte güzel bir çıkış yakaladığını, 15-31 zirve olduğunu, ardından da üçgen içinde fiyatlamaları devam ettiğini görüyoruz. Zirvesinden sonra çok fazla bir geri çekilme kaydetmemiş arkadaşlar. 15'ten 12 seviyeden inmiş. Sonra buradan yine toparlanmış ve üçgen içi fiyatlamalarını sürdürmüş. Bugün de 0.07 14-19 seviyesine günlük kapanışını yapmış. Yine burada direnci denemiş ama geçememiş. Tekrardan negatif bir kapanış gerçekleştirmiş. Akşam saatlerinde bilanço açıklandı arkadaşlar. Güzel bir bilanço geldi. Yatırımcısına hayırlı olsun diyebiliriz. Bu bilanço ile birlikte eğer pozitif bir fiyatlama görebilirsek arkadaşlar, bu üçgeni kırmış olacağız. Üçgenin kırılmasıyla birlikte burada kısa vadede arkadaşlar üçgen fiyatlaması görebiliriz. Kanal boyu kadar bir yükseliş gerçekleştirirse ilk etapta burada 16-17 seviyelerine doğru yükseliş olması mümkün gözüküyor formasyon hedefiyle birlikte, ama öncelik 15-31'in geçilmesi gerekiyor. Burada her ne kadar üçgeni kırsa da arkadaşlar, bu direnç seviyesini aşabilirse yükseliş hareketi 16-17'ye bölgesine doğru devam edebilir. Burada kritik eşik önce üçgeni kırması, ardından da 15-30 seviyesini, yani en son zirvesinin üstünde günlük kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Zaten günlük kapanış yapmasıyla birlikte bant da değişecek. Katlama diye tabir ettiğimiz artık fiyat hareketleri de 15 ile 22 arasında gerçekleşecektir. O yüzden uzun vadede 15-31'in üstünde kaldığı sürece de Doğal'da 21-22 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilir. Burada bir de formasyon var arkadaşlar. Teknik analiz takip edenler bilecektir. Burada şöyle göstereyim size. Net bir filama formasyonu var. Bu filama formasyon hedef fiyatı da eğer üçgeni kırması durumunda arkadaşlar, bu da 20-21 seviyene denk geliyor. Hem formasyon hedef fiyatı takip edilebilir, hem de direncin üstünde kalırsa burada tepe noktalar, yani 21-22 seviyelerde uzun vadede takip edilebilir. Özellikle bu üçgeni kıramazsa yine aşağı yönlü bir satış baskısı olabilir. Tekrardan fiyatta 12-13 seviyeleri görürseniz uzun vade içinde alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bilanço iyi geldi. Pozitif fiyatlaması olması beklenebilir. O yüzden yarın yukarı yönlü bir zaten %10 yaparsa arkadaşlar, şuradan çekelim hatta. Şöyle %10 yaparsa hemen hemen direncin üstünde kapatmış olacak. Bu seviyelerden kapatırsa da pozitif bir fiyatlamanın devam etmesini bekleyebiliriz. Bu da dediğim gibi önce bu üçgenin fiyatı üçgen boyu kadar bir fiyatlama oluşabilir. 16-17 seviyesine doğru devamında 15'in üstüne kaldığı sürece de bant hareketin değişeceği, katlama yapacağı için de uzun vadede fiyatlar artık 15 ve 22 arasında gerçekleşecektir arkadaşlar. Doğal bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan özet yapmama gerek var mı bilmiyorum ama zaten burada görüyorsunuz net bir sıkışan üçgen var, bir formasyon oluşmuş. Bu formasyon hedef fiyatı 21-22 seviyelerine geliyor. Tabii ki üçgeni kırmasıyla beraber, üçgeni de kırmasını bilanço etkisiyle bekliyoruz açıkçası. Yani pozitif bir fiyatlama görürsek zaten burada hem direnci aşmış olacak en son zirvesini, hem de üçgeni kıracağı için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleriz. Kısada %10'luk, %15'lik bir kâr marjı var. Üçgen fiyatlamasıyla 16-17 seviyelerine gidebilir. Buralardan tekrardan satış yiyebilir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Ancak uzun vadede 15-30'un üstüne kaldığı sürece hedef fiyat olarak 22-21 bölgesi takip edilebilir arkadaşlar. Doğal bu şekilde, cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.